işte uzatıyorsunuz, oradan yemek koyuyor. Birine çorba varsa çorba, diğerine işte makarna ise neyse. Uzatıyoruz, iki tas çorba koyuyor. Ya üç kişiyiz, iki tas çorba yetmez. Kardeşim eğiliyoruz, bir de böyle aralardan konuşmak zorundayız. Ya kardeşim biraz koy. İşte bu kadar. İstikak bu kadar. Ya açız. Bir çorbaya yalvartırdılar bizi aylarca. Ya Allah rızası için koy kardeşim. Hatta benim koğuş arkadaşım Hayrettin Ertekin, bir iş adamı. Ya dedi, eğer mercimek yoksa, bu devlet istikak vermiyorsa bize, ben dedi bir kamyon mercimek size göndereyim, sutuklara dağıtın kardeşim dedi. Yok. Hatta kendi aramızda konuşuyoruz. Ne hale geldik ya. Bir tas çorbaya bizi yalvartıyorlar burada. Bir de çok komik mesela, üzüm filan meyve yazıyoruz. Üzümler gelmiyor. Hayrettin Ertekin de koğuş arkadaşım ziyaretten gelirken bakmış ki koğuşların önünde üzümler duruyor. Ben de içeride geldiğim zaman gardiyanla tartışıyorum. Niye bizim üzümlerimiz gelmiyor? Niye biz de sipariş ediyoruz, gelmiyor. Ondan sonra baş gardiyan geldi. Dedi ki niye gelmiyor filan dedi. Dedi siz dedi etiler çocuğusunuz dedi. Bu üzümleri beğenmezsiniz dedi. Allah Allah. Ya şimdi buyurun ne dersiniz? Ya bu dedim çok saygısızca bir şey ya. Ya ne demek etiler? İlla Kasımpaşa çocuğu mu olmamız lazım bize üzüm gelmesi için? Bir de doğru değil yani. En ağrıma giden burada çok soğuk, Kandıra hakikaten soğuk bir yer, mevki olarak da soğuk bir yer. Cezaevi buz gibi o rutubetten dolayı battaniye istedim. O bildiğimiz hani böyle tek renk battaniyeler olur ya, gri. Sümer Bank'ı mı da var? Hı-hı. Eski vardı, tek renk böyle yum battaniye. İnce onlar. İki tane veriyorlar. Bir de mavi kılıf veriyorlar. Dedim ki üşüyorum. Bir de battaniyelerin boyu kısa. Benim boyum uzun. Üşüyorum yani. Bana dedim mümkünse bir battaniye daha verir misiniz? Vermediler. Peki dedim, kantinde al dediler. Veremeyiz. Çünkü niye vermiyorsunuz dedim. İstikakın iki tane dediler. İki taneden fazla battaniye veremeyiz. Evet. Kantinden al. Peki dedim kantinden al. Kantinde de yok. Bana 15 gün vermediler. Bayram geldi. Dedim ki bayram geldi. Allah rızası için bir tane battaniye verin bana. Bayram geldi. Şimdi bizim depocumuz gitti. Kandıra'ya gitti. Biz onu bulamayız. Ya deponun anahtarı dedim yok mu? Koca cezaevinde. Sizde müdürlerde yok mu? Yok. Şimdi biz Kandıra'dan mı çağırtıracağız depocuyu? Yarım saat yoldan mı gelecek? Yok dedim, çağırttırmayın dedim. Biz burada verem olalım dedim. Siz çağırttırmayın hiç kimseyi. Ziyarete çıktık, bayram ziyaretine. Oradan dönüyoruz. Orada bir mescit var. Baktım gardiyanların bir kısmı namaz kılıyor. Sinirimden dedim ki namaz kılmayın dedim boşu boşuna. Sizin dualarınız kabul olmaz dedim. O kadar sinirlendim. O kadar sinirlendim. Böyle olmaz dedim. Ya biz orada donuyoruz. İnsaniyet namına bir battaniye vermiyorsunuz. Ve siz burada dua ediyorsunuz. İbadet ediyorsunuz. Böyle ibadet olmaz. Ya bu Allah bunu kabul etmez. Böyle baktılar suratıma. Vedat şimdi mesela bayram. Alamadım. O battaniyeyi alamadım. O bayramı da battaniyesiz geçirdim. Allah'a çok şükür. Sonunda Silivri'ye gittik. Evet. Silivri'de de 5 tane battaniye vardı. Vedat şimdi şeye gittiniz. Şimdi ailen, eşin, çocuklarınız, işte yakınlarınız, birinci derece yakınınız cezaevine geliyor. Şimdi Türk filmi gibi. Bu koşulları şimdi siz yaşıyorsunuz. Berbat, şimdi berbat. Bir çorba bulamıyorum diyorsun. Artık çorba. Yakınlarımız 3 saat görüşmek için 3 saat önceden geliyor. Aramalardan geçiriliyor. Benim çocuğumun, 4 yaşındaki çocuğumun ayakkabısının içine dahi baktılar. Çoraplarını çıkarttılar. Sanki bir şey çıkacak içinden. Ve orada bir takım insanlarla bekletiyorlar. O cezaevlerindekiler, Allah kolaylık versin. Onların yakınlarına Allah kolaylık versin. Bir ziyaret etmek için mesela 9'da ziyaret. İstanbul'dan saat 4'te yola çıkmanız lazım. Şimdi benim düşünün eziyeti yani. Eşim, annem, ailem, onlar gelenler her hafta geliyorlar. Her hafta geldiler. O gelenlerin yakınları o kadar bir büyük bir trajedi ki anlatamam size. Bir kapıdan geçiyorlar, orada karda kışta kıyamette bekletiyorlar, otobüse aktar, oradan işte aramaya gir, komple üzerindekileri çıkar, oradan cihazdan geç, bir daha çıkar, çocuğu soy, ayakkabılarını çıkart. İnanılmaz bir eziyet. Ve bu Türk filmi gibi bir trajedi yaşadı. Ben 11 ay bunu yaşadım. Ben yaşamıyorum. Öyle korkunç bir şey ki bunu aileme yaşatıyorlar. En acı veren de bu. Ben her türlü hukuk mücadelesini yaparım ama bel altı vuruş yapıyorlar. Bu insana çok ağır geliyor.
Vedat, şimdi o aileniz, işte yakınlarınız geldiğinizde, işte siz içeride soğuktan donuyorum söylemiyoruz, söylemiyoruz, üzülmesin. İşte onu söylüyorum. Çorbayı içemiyoruz, bulamıyoruz. Biz söylemiyoruz, onlar da bize söylemiyorlar. Ben gece cezaevinden çıkınca çok şok yaşadım. O kadar çok şey öğrendim ki. Annemin ağır bir ameliyat geçirdiğini öğrendim. Ben tutuklandıktan 5-6 gün sonra öz dayımın bana yapılanı hazmedemediğini ve çok ağır sıkıntılar yaşadığını, üzüntüden işte ya Vedat'a böyle bir şey yaptılar, çok ağrıma gidiyor, çok üzülüyorum derken, arkadaşını anlatırken hayatını kaybettiğini öğrendim. Şimdi bunun sorumlusu kim? Sen hiç içerideyken bunları bilmiyorsun. Vahim tüfek diye beni tutuklatanlar. Vedat, sen hiç bu arada şey yapıyor, dışarıda olup bitenlerden öyle pek haberin olmuyor. Haberimiz yok, söylemiyorlar beni üzmemek için. Ben de sen içerideki, de onları üzmemek için. Tabii ki çok üzülüyorlar çünkü. Yani içeride her gün olay var. Her gün insanlar birbirini kesiyor. Olaylar, kavgalar, gürültüler. Her gün bir şey var. Sabaha kadar bağırışmalar var. Cezaevinde. Tuncay Özkan'la karşılaştım bir link aracında. Beraber Silivri savcılığına gittik. Orada sohbet ettik. 2-3 saat nezarette de beraberdik. Tutuklandığı zaman Metris'te 23 gün tek kişilik hücreye atıldığını söyledi. 23 gün. Cezaevi acayip bir yer. Her gece olay var. Hele kalabalık koğuşlarda, Silivri'de. Orada Vedat, yan kesici... Yani rahat böyle uyku uyuyabiliyor musunuz mesela akşam? Uyuyamıyorsunuz. 4-5 saatten fazla uyumuyor. Sürekli gürültü var. Yani devamlı demiyor. O bir kere o korkunç bir şey. Devamlı gelirler, giderler, vururlar. Geçerken bile mesela o demir parmakların yanından böyle sürttürerek, elindeki demir çubuğu böyle sürttürüp tak 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 tak. Ama o korkunç, böyle insanın içini titretir. Psikolojik bir şey yaratıyorlar orada, korku. Yani sen gardiyanlardan kork. Gardiyan geldiği zaman esas duruşta ol. Böyle bir yönetmelik falan yok. Ben buradan iddia ediyorum. Bu cezaevlerinde terapi falan olmaz. Silivri cezaevi denilen yerde bize her gün haftalı bir şey getiriyorlar. Spor. Asılı bir de koğuşumuzda. İşte bu hafta spor saatiniz. Her çarşamba 1,5 saat. Hiçbir gün bile çıkartmadılar. Gardiyanlara sorduk. Ya burada çim saha var. Niye çıkartmıyorsunuz? Efendim şimdi çıkartıyoruz. Hasta oluyorlar. Hasta olduktan sonra da işte terliyorlar. Hasta oluyorlar. Doktora çıkıyorlar. Bir de onlarla uğraşıyoruz. Gardiyanın söylediğini söylüyorum. İşte mantık. O yüzden çim sahada bu kadar çim olmuş. Kimse oynamıyor. Yasak. Evet. Ama size sorarlarsa spor saatiniz var. Ama kimse çıkmıyor. Niye? Mahkumlar terlerler. Hasta olurlar. Doktora çıkmak gerekir. İlaç gerekir. Gereksiz olarak işte hastaneye götür getir olur. Cezaevi kendi kendine bir şey koymuş. Bu hiçbir yönetmelikte yok. Vedat, şimdi peki şeye gideceğiniz zaman, doktora çıkacağınız zaman, ne zaman zaman herhalde hastane dışındaki doktora da sevk ediliyor değil mi? O sevklerin üzerinde ne yazıyor? Yani mutlaka şeyler yazılıyor bildiğim şimdi kadarıyla. Ben, tutukluların adı soyadı, işte tutuklu normalde, olduğu konu bakın, veya hangi size, davanın sanığı olduğu falan da yazılıyor değil ben mi? Ben size bir belge göstereyim. Şimdi tutuklananların içinde şöyle şeyler de var. El-Kaideci diye tutuklanmış. Çocuk evine baskın yapılmış. Tutuklanma gerekçesi El-Kaide. Şurada bir yerdeydi. Burada isim vermeyeceğim. Ama burada buldum. Şurada isim vermeyeceğim. Tekirdağ İkinoğlu F tipi kapalı cezaevinde PKK suçundan yatmakta olan hükümlü tutuklu nokta noktanın tarafınızdan muayenesinin yapılması hususu arz olunur. Tekirdağ Devlet Hastanesi tabibi Abbas Tayyar. Bilmem başka bir Tekirdağ Devlet Hastanesi uzman Yavuz Çelik. Hep imzalamışlar bunlar. Evet. Ergenekon sanığı. Ergenekon PKK'lı diye yazmışlar. Bir başka. Çete diye yazmışlar. Bakın çete yazıyor. Yine sevk. Bir başka. Uyuşturucu. Ha diyor ki şimdi şu isim. Ya hastanede diyor bir tuhaf davranıyorlar diyor bize diyor. Sonra öğrendim ki diyor böyle yazıyorlar diyor. Enteresan. Şimdi oradaki doktor, hemşire, uyuşturucu kaçakçısı falan ilgilenmiyor. Her ne kadar doktorlar yeminli insanlar da olsunlar. Bir önyargı oluşuyor oradaki hasta bakıcıya, oradaki hemşireye bir önyargı oluşuyor. Vedat, seni Kandıra'dan Silivri'ye göndermeden biz bu arada bir 3 dakika kadar bir reklam arası veriyoruz. Arkasından sevgili Vedat Yener'le konuşmaya, sohbetimize devam edeceğiz.